Sevgili seyirciler, ilk konuğum Ayça Bostankulu ve annesi Sevim Çalışkan bizimle beraber olacak. Stüdyoya davet ediyoruz. Bir kadın hikayesiyle... Ay kopartamadım da. Bir dakika. Ne oldu Emrah? Şey gibisin ha, servis çekenler gibisin. Kulaklı interkomu takmış, servis çekiyor ama sürekli. İlk yolcu bindi gibi. Arka tarafta başka bir şey var. Kamera arkasında başka bir hareketlilik var. Ayça, eşim tarafından ihanete uğruyorum. Mağdur ediliyorum. Çocuklarımla sınanıyorum diyor. Annesiyle beraber burada buyursunlar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler Esra Hanım. Diğer tarafa geçebilirsiniz Sevim Hanım. Antalya'dan geliyor programa. Evet Ayça, Antalya. Siz mi başvuruda bulundunuz? Evet ben başvuruda bulundum Esra Hanım. İşlerin içinden çıkamayınca en güzeli bize Esra Hanım çözer dedim. O işin içinden çıkamadığınız durum nasıl bir hal aldı? Ne yaşıyorsunuz bir kadın olarak? Bir kadın olarak. Ben eşimle çok severek evlendim. Hı hı. 10 senelik evliyiz. 2 tane çocuğumuz var. Kaç yaşındalar? Çocuğum 1-1,5 yaşında, 1-8 yaşında. Antalya'ya taşındık, bir iş kurduk. Tabii ki problemlerimiz vardı. Zaten sürekli problemimiz vardı. Çünkü benim eşim sürekli alkol kullanan bir insan. İş kurduk derken ne iş yapıyorsunuz? Gübre fabrikası açtı eşim. Beraber mi kurdunuz işi? Evet. Bir tane de ortağımız vardı. Yani böyle siz aktif olarak çalışıyor muydunuz? Ben de yanına gidip geliyordum sürekli. Yanına gidip gelmek yok, ayrı. Yok, aktif olarak aktif sürekli olarak değil. Değil. Belli ama bir süre aktif olarak gidip geldim ama sürekli değil. Sürekli değil. Aslında iş hayatının bir tarafından evet tutuyor musunuz? Bazen şöyle oluyor, erkekler diyor ki ben iş hayatını yöneteyim, sen evde çocukları en iyi şekilde şey yetiştir, topluma hazırla. Evet, evet Esra Hanım. 10 yıldır bu evlilikte bir takım sorunlar var dediniz. Evet, zaten alkolden dolayı bizim sürekli problemlerimiz vardı. Çünkü içince ne yaptığını bilmiyor maalesef. Hmm. Bir tek benimle yaşamıyor içtiği zaman. Herkesle problem yaşıyor. Daha sonra Mart ayında Ayşenur işe girdi. Daha bu olaylarımızın alkolle buraya... Alkolle beraber iddia ettiğiniz, alkolle beraber şiddet var mıydı? Evet, şiddet de vardı. Şiddet de vardı. Evet. 10 yıl boyunca benzer davranışlara maruz kaldınız mı? Evet, maalesef. Kaldınız. Ne oldu da alkol sizi evliliğimi artık... bitirmek istemedim. Çünkü benim annem babam da ayrı. Hı hı. Mücadele vermek istedim her kadın gibi. Hiçbir kadının yuvasını dağıtmak istemez. Ben de dağıtmak hı hı istedim. Çünkü ben eşimi cidden çok severek evlendim. Hı hı. Ama şiddet varsa insan kendine olan saygısını kaybediyor ya. Esra Hanım öyle oluyor. Belli bir süre sonra ben kendimden çıktım. Ve şey dedim yani hani Ayça artık kendine gel. Kendine gel. Kendine sakın gel. Yanlış anlamayın. Şu sebeple de söylüyorum. Şimdi yani eşi, insan hayat arkadaşını seviyor, bir takım olumsuz davranışlarını görüyor. Evet. Siz bunu kaldırabilirsiniz, sineye çekebilirsiniz, bunu görmezden gelebilirsiniz. Ya da ama ne olacak, ertesi gün düzeldi diye bakabilirsiniz ama evin içerisinde büyüyen çocuklar için durum aynı şartlarda değil. Maalesef. Sizin ona baktığınız gibi o bakamıyor maalesef. Şiddetin ve bazı bağımlılıkların olduğu evlerde büyüyen çocuklar sanırım gelecek hayatlarında bundan çok fazla etkilenebiliyorlar. Hani orada... sadece kendimiz değil sanırım çocuklarımız adına da hareket etmek lazım. Evet. Ne oldu da sevdiğiniz adam alkol kullanıyor, sizi rahatsız eden bir takım davranışları var. Onları ötelerken yine de ne olursa olsun ben bu yuvayı ayakta tutmalıyım düşüncesinden Ayça çıktı. Ne yaptı? Mart ayında daha yeni doğum yapmıştım. Geçen sene Ayşenur işe girdi. O sürede ben de kızımla beraber işe gidiyorum. Oğlumu sabah okula bırakıyorum. Saat 2:30'a kadar eşimin hı-hı yanında işe gidiyorum. Ayşenur bir gün bana dedi ki havalar çok soğuk dedi. Gelmene gerek yok. Sen bence çocuğu üşütürsün işe gelme dedi. Hı-hı. Ben tabii niye uğradığımı şaşırdım. Bir sekreter sonuçta ve 20 yaşında bir kız çocuğu. Sonra bana dedi ki ben dedi burada patrolçeyim dedi. Ersin'den sonra benim sözümü geçer dedi. Patrolçeyim ne demek, nereye vardığını bilmiyor. Çıktım gittim ama inanılmaz sinirliyim. Eşimi rezil etmek istemedim iş yerinde. Bir koskoca fabrika sonuçta. Antalya'nın ileri gelen iş adamlarından bir tanesi kendisi. Ama maalesef annemi gittim aradım. Anne dedim böyle böyle, kız kardeşim de yanındaydı. Dedi ki Ayşenur'un çocukluğuna ver, yaşı çok küçük. Bu konuyu Ersin'le konuş, iyi yapmasın sakın iş yerinde bir problem yaratma Ayça diye. Anne daha toparlayıcı ama seni yükleyenleri de sakinleştirici Esra oldu. Esra Hanım tabii ki yani hani ne demek ya ben patrolçeyim ne demek, ben diyemedim bunu. Hı-hı. Ben genel müdürün, iş yeri sahibinin karısıyken ben patrolçeyim diyemedim.
Ortağımızın karısı diyebilmiş mi? Pınar diyebilmiş mi? Pınar'a bir soralım, ben faturalıçayım diyebilmiş mi? Sordunuz mu bunu ortağın evet, eşine? Sordum. Evet sordum. Onun tepkisi ne oldu? İlk başta onların tepkisi de böyle bir şey yok, şöyle diye şey yaptılar. Tamam dedim ya, gerçekler ortaya çıkacak, göreceğiz. Ersin akşam eve geldi Esra'nın. Dedim ki, Ersin dedim, ben iş yerinin ikinden dedim, hiç sana gidiyorum demeden gittim. Sen nereye gittin bile demedin. İnsan bir arkadan aramaz mı? Nereye gittin sen yani? Çıkmış, gitmişsin, yoksun. Dedim ki, Ayşenur bana böyle böyle dedi dedim. Tamam dedi, sabah dedi, ben dedi, görüşeceğim dedi. Sabah Ersin işe gitti. Bu konu kapandı bu şekilde. Bekliyorum, Ersin arayacak, saat 8:30'da gider. Ersin aramadı. Saat 11 gibi falandı, ben aradım. Ersin dedim, Ayşenur'la konuştun dedim. Bu konuyu çok abartıyorsun, benim işim gücüm var, beni rahatsız etme dedi. Ben dedim ki, ne demek bu konuyu abartıyorum ya, bu konu nereye gidiyor? Hani sen soracaktın, ben senden haber bekledim ve bu saate kadar beni aramadın. Ersin Bey'le bizim tartışmamız buradan başladı. 3-4 gün sonra beni dedi ki, sen bu işi çok fazla uzatacaksın. Çocuğu da alıyorsun dedi. Kızla senin bu konuda takıntılı olduğunu anladığım kadarıyla iddia etti. İddia etti. Çok sen... takıntılısın, bak hala konuyu kapatmıyorsun, hala aynı konunun arkasındasın. Evet, evet öyle dedi ve Ayşe'nin... Sizi bu arada sakinleştirecek, rahatlatacak, ne bileyim... Ya sen yanlış anlamışsındır, ya bakma çok küçüktür, haddini aşmıştır gibi sizi rahatlatacak, sakinleştirecek bir cümle kurdu. Hayır, mu? Hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey söylemedi. Siz zaten söylemiş olsaydı biz bu duruma gelmezdik Esra Hanım. Sizi ailenizin yanına mı gönderdi? Beni ailemin yanına gönderdi. Ben ailemin yanına gitmeden önce Ayşe Nur'un annesini aradım. Nurhan ablayla daha önceden tanışmışlığımız var çünkü. Abla dedim, bak böyle böyle, kızım bana böyle böyle dedi dedim. Bana dedi ki, tamam dedi, ben dedi kızımı çıkartırım oradan dedi. Madem böyle diyorsun dedi. Benim kızım böyle yapmaz ama dedi. Sen benim kızıma iftira atıyorsun. Tamam abla dedim, al götür o zaman kızını. Madem iftira atıyorum Esra Hanım. Ben diyorum, tüm Türkiye'de soruyorum. Madem iftira atmışım, böyle bir şey yapmışım. O zaman Ayşenur neden hala orada? Peki şunu da öğrenmek istiyorum. Sen onun o cümlesinden rahatsız oldun ama o yani... seni rahatsız eden başka bir şey var mıydı ilerleyen zamanlarda? Beni Mersin ailemin yanına gönderdi. Oğlum 1. sınıfa gidiyordu geçen sene. Kızım daha küçük zaten, 4 aylık. Oğlum benden ayrılmak istemiyordu çünkü çok düşkün bir çocuk. Erkek çocukları anneye düşkün olur biliyorsunuz. Biz Mersin'e gittik. Bu süreçte beni çocuğumla görüştürmedi Esra Hanım. Sürekli çocuğumu arıyorum, çocuğumla görüştürmedi. Çocuk evde niye kaldı babayla? Okula gidiyor, 1. sınıfa gidiyor. Ay, sen ailenin yanına var? Kafanı toparla gel dedi bana. Kim var yanında çocuğun? Babaanne. Babası. Ama baba Aynen. işe gidiyor, baba işe gittiği zaman? Oğlan okula gidiyor, sabah çocuğu okula bırakıyor 8:30'da. Okey, okuldan alıyor, eve getiriyor. Okuldan alıyor, iş yerine gidiyorlar beraber, akşam da iş çıkışı. Geliyorlar. Geliyorlar. Çocuğum bir gün... Böyle telefon açtı. Anne ben çok zor durumdayım dedi. Ama bir anne olarak nasıl yerinizde durabilirsiniz? Oğlum ne diyorsun sen dedim. Anne babam geliyor, telefonu kapatmak zorundayım dedi. Ben duramadım yerimde, anneme dedim. Ben duramıyorum dedim ya. Yani hani şimdi Esra'nın bir şey de diyemiyorsun. Çünkü çocuk orada, çocuk böyle dedi diyemiyorsun. Ersin beni gel al, ben evime gitmek istiyorum dedim. Hayır diyor, sen gelmeyeceksin diyor. Burada işin yok senin diyor. Beni rezil etmek için uğraşıyorsun diyor. Yani ortada aslında spesifik bir problem, net görünen işte beni aldatıyor ya da ben sizi yakaladım gibi bir durum yok. Evet, ama evet. Bir sözden dolayı çıkan, sizi annenizin evine kadar gönderen, çocuğunuzla iletişiminizi kesen bir durum var. Evet, evet. Niye bu kadar büyüdüğünüz, siz de kendinize dönüp sorguladınız mı ya, acaba ben mi bir yerde hata yapıyorum, ben mi abartıyorum? Sordum, evet, kendime de sordum o dönemde. Annem de söyledi, hani sakin ol, Ersin bu işi halledecektir diye. Ersin'e diyorum ki konuşmuyor, beni evimden uzaklaştırıyor. Eve gelme, problem yaratmaya çalışıyor. O da çok çalışıyor. Anormal bir durum. Evet, yani evet. Bir tane söz ve laftan dolayı ya da aranızda yaşayan bir problemden dolayı aile bu kadar ayrılık noktasına gelir mi? Demek ya da gelmeli varmış. Mi? Gelmez. Bence önceden bir şey varmış. Gelmez. Size saygısızlık yaptığını mı iddia ediyorsunuz? Orası da anlamadım ben Ayşenur Hanım. Yoksa eşinizle ilişkisi olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Nasıl hocam? Ayşenur Hanım'ın iddianız... Size bir eşinizin çalışanı olarak daha saygısızlık yaptığını mı ima ediyorsunuz? Yoksa ben o anda, ya da eşinizle ilişkisi olduğunu mu? Ben o anda yaşının küçüklüğünden dolayı hani patrolçeyim ne demek bilmiyor diye saygısızlık diye düşünmüştüm. Sonraki açıkçası süreçte, önce bunu düşündüm. Sonraki süreçte Esra Hanım bizi... Ben... Bu çok basit bir problem. Evet. Yani patron gelir, çalışan evet. gelir. Evet, evet, evet. Yani sizin bu tavrınızdan dolayı eşim çok rahatsız oldu. Lütfen bir daha böyle bir üslupta bulunmayın. Sözcüklerimize dikkat edelim demek tüm bir büyük bir krizi çözebilir. Evet, yani bu kadar evet. basit bir şeyi
nasıl bu noktaya getirdiklerini konuşacağız şimdi. Sonraki süreçte siz ailenizin yanındasınız. Ben ailemin yanındayım. Bu şekilde olunca annem de telefonu açtı. Ersin dedi hani yani nereye kadar Eray orada tek başına gidecek? Döndünüz mü geri? Kavgayla problemle geldi Ersin. Almayacaktım seni dedi. Eray'ı da ikna edemedi bu arada. Çünkü annem bir haftalığına gitti dedi. Ben çocuğumu hiç kimseye bırakıp gitmemiştim. Çünkü anneme bile emanet etmezdim. Geldiler bizi aldılar. Biz Antalya'ya geri döndük. 10 gün 15 gün sonra ara tatil oldu. Bizi tekrardan gönderdi. Tüm çocuklarla? Tüm çocuklarla gönderdi. Tekrardan evimize geldik. Okul bitti. Okul bittiği gün zaten bana sürekli diyordu. Okul bittiği gün gideceksiniz. Okul bittiği gün gideceksiniz diye. Okul bittiği gün bizi gönderdi Esra Hanım. Eşinizin bu sürekli gideceksiniz cümlesiz ben senden boşanmak istiyorum. Ayça artık ailenin yanına dön. Sen de orada kendine bir düzen kur gibi net bir ifadede bulundu mu? Hayır, böyle bir şey söylemedi. Boşanacağım diye hiçbir şey söylemedi. Senin psikolojik problemlerin var. Tamam dedim, psikolojik problemlerin varsa eşim olarak dedim bana yardım et. Hadi beraber doktora gidelim dedim. Ben deli değilim, sen doktora gideceksin. Tamam ben gideyim. Niye psikolojik problemleriniz olduğunu iddia ediyor? Hep benzer kıskançlıklardan mı kavga çıkıyordu? Evet. Siz hep takıntı haline mi getiriyordunuz? Hayır, Ersin Bey'in kendi kıskançlıkları vardı. Ben eşimi kıskanan bir insan değilim. Her kadın sevdiği adamı kıskanır. Ama gözümün önüne bir şey sokulması gerekir ki kıskanılır. Ben Ayşenur önce kıskanmadım eşimden. Yalana gerek yok. Şimdi mesela bu olayda senin psikolojik problemin var demesi ama artık Ayça senin bu yaptığın beni son noktaya getirdi demek ya. Evet. Bu sebeple mi sana senin psikolojik problemin var diyor? Esra Hanım keşke bir bilsem. Keşke bir bilsem. Peki, sonraki süreçte yani aslında basit bir olaydan başlayan konu sizin çok yakın bir tarihte Kasım 2023 tarihinde pardon Aralık 2023 tarihinde bir boşanma davası açmanıza sebep oluyor. Evet. Olayların süreci ondan sonra nasıl gelişti? Siz ailenize gidiyorsunuz. 15 tatilde de gittiniz anladığım kadarıyla. Ben yazın 3 ay boyunca ailemin yanına gittim geldim. Antalya'ya evime dönmek istedim. Normalde bizi hep kendisi söyledi ama ben dedim ki evimden giderken 3 ay Antalya'da kalın dedi. Ben dedim ki ben başkasının yanında kalamam. 2 tane çocuğum var benim küçük. Daha elimde Sıla o zaman 6-7 aylıktı. Kalmak istemiyorum dedim. Olduğumuz sitemizin ortamında güzel, çocuğum da Antalya'da kalmak istiyor. Babasını da seviyordu. Yalana hiç gerek yok. Babası yani sonuçta erkek çocuğu. Olması gereken zaten. Olması gereken o. Gelmek istiyor, gitmek istiyor. Ben havuza gideceğim, şunu denize gideceğim. Şunu öğrenmek istiyorum. Somut tek tek olayları hikaye gibi dinlemek istemiyorum da şunu öğrenmek istiyorum. En son noktada siz gidiyorsunuz diyorsunuz ki hayır artık bu iş böyle olmaz. Ben bir boşanma davası açıyorum. Ve gidip bir boşanma davası açıyorsunuz. Boşanma davası açmanıza sebep olan olay nedir? Evimde bir iç çamaşırı buldum Esra Hanım. Bana ait olmayan. Odamda, yatak odamda. Ne Ersin'in kullandığı ne de benim kullandığım dolapta. Ersin'e bunu sordum. Bu kimin dedim. Beni sekreterimle yakaladın dedi. Her şeyi söyle, inkar et dedi. Ben de dedi sana söyleyeyim dedi. Anlamadım. Dedim ki nasıl inkar edecekmişim. Beni sekreterimle yakaladın dedi. Bu dedim Ayşenur'a ait dedim. Beni sekreterimle yakaladın. Evet. Sizin iddianız? Beni sekreterimle yakaladın dedi. Mesajları var zaten. Beni sekreterimle yakaladın dedi. İnkar et dedi. Böyle bir şey yok diye söyle dedi sen dedi. Kime söyle? Herkese söyleyecekmişim. Çünkü rezil etmişim onu böyle olarak. Yani bu benim rezilliğim siz böyle, olmuş yani bir çamaşır yakaladığınızda, bir eşya yakaladığınızda, bunu eşinize sorduğunuzda evet kabul etti mi? Eşim bana ne dedi biliyor musunuz Esra Hanım? Ayşenur'un kıyafetleri eski değil dedi. Ne demek? Ayşenur'un kıyafetleri eski değil dedi. Eski değil ne demek? Bilmiyorum ben dedim ki sen Ayşenur'un kıyafetlerinin eski olup olmadığını nereden biliyorsun dedim. Üstündeki kıyafetler, dışındaki kıyafetler yeni ya dedi, oradan biliyorum dedi. Yani bu almış olduğun eşya aslında sana ait olabilir. Bu yıpranmış bir eşya. Bu o kıza ait bir eşya değil anlamında söylüyor. Evet. Bunun üzerine boşanma davası açtınız? Bunun üstüne değil, okulun başladığı gün oğlum okula bırakmaya giderken babası tabletle gidiyor çocuk oynarken. Babanın yanına gidiyor tabletle. Babayla beraber okula gidiyorlar. Tabletle çocuk da, tabletin ses kaydı açık kalıyor. Bundan bizim haberimiz yok. Çocuk bunu nereden biliyor ses kaydı açmayı? Tabletle oynuyor. Okay. Nasıl oldu bilmiyoruz. Eve geldiğinde tekrardan saat 2:30-3 gibi çocuk 2:30'da okuldan çıkıyor. 3'e doğru babası eve getirdi. Tablet kapalıydı. Tablet açtık uyarı veriyor. Ne uyarısı veriyor diye baktık. Çocuk getirdi çünkü anne siz hiçbir şey yapıyor. Evet hiçbir şey yapamıyorum dedi. Sonra baktım bir tane ses kaydı var ama 10 saatlik bir ses kaydı.
Dinlediğimde ben yani başımdan oğlunuz aşağı... Oğlunuz daha çok babayla mı vakit geçiriyordu? Daha çok babayla mı aktif? Babasıyla da aktif, benimle de aktif. Hı-hı. Babasıyla da aktif, çocuğuyla ilgileniyordu daha önce. 10 saatlik ses kaydında ne duydunuz? O 10 saatlik ses kaydında Onur Gülbaşar'la beraber annemin evini kaçıracağını, babamın iş yerini... ...6 senedir çalıştığı, şu anda şirketin hisselerini devrettiği Onur Gülbaşar'la konuşuyor. İki kişiyle yapılmış olan bir görüşme, görüşme var. Yani daha biz sonra... Ayça ile boşanma noktasındayız, bir boşanma sürecindeyiz. Evet. Bu şirketle ilgili ona herhangi bir mal vermemem konusunda... Evet. Yani gerekli işlemler aslında arka taraftan bir mağduriye, ona bir mağdur etmek için birçok şey, evet, konuşulmuş. Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsiniz. Şimdi yani çocuk sahibi olan anneler çok daha iyi bilirler. Normalde iPad'lerde o ses kayıt cihazlarının bir ses tuşu vardır. Yani oraya çocuk basmadığı sürece o kaydın olabilmesi mümkün. Evet. Değil. Değil. Yani o ses kaydının da alınıyor olması enteresan değil mi? Evet, enteresan. Hem de 10 saatlik. Hem de evet, hem de 10 saatlik bir ses yani kaydı. Yani uzun bir süreden bahsediyoruz. Hı hı. O ses kaydını dinlemek isteyen insan aslında bir takım somut bir şeye, bir delile, evet, ulaşmak istiyor. Eşinizin söz hakkı, cevap hakkı vardır. O ses kaydında sizi boşandıktan sonra mağdur etmenin dışında. Ayşenur'la görüşmesi var Esra Hanım. Ayşenur diyor ki anlaşarak boşan diyor. Benim annem babam da diyor boşandılar diyor. Anlaşarak boşanmak istemediler önce diyor. Çok zorlandılar diyor. Anlaşarak boşan diyor. Ben Ersin Bey ile Ayşenur Hanım dışarıya yemeğe gittiklerinde yakaladım bunları. Döşem altında yaşıyoruz. Bir Antalya'nın döşem altının içerisindeyiz. Oraya bir yere yemeğe gidiyorlar. Ersin Bey önce inkar etti. Sonra bana dedi ki sen neden inkar ettin Ersin dedim. Biz dedi... Öğle yemeği mi akşam yemeği mi? Akşam yemeğine gidiyorlar beraber. Dedim ki neden inkar ediyorsun Ersin dedim, bana neden söylemiyorsun, telefonlara bakmıyor. Önce yalanla başladı zaten. Komşum bize yemek bırakmaya gidiyor, ben Antalya'dayım diye. Komşum telefonu açtı. Ayça dedi hani neredesin, yemek getirdim size dedi. Abla dedim ben Mersin'deyim ama Ersin evde, sen kapıya şey yapabilirsin, çalabilirsin. Çaldım dedi Ersin dedi, kapıyı açmadı dedi. Ersin'i aradım, telefona bakmadı. Daha sonra hiç elleme dedi zaten. Annem de elleme dedi ama ben tabii ki duramıyorsunuz. Esra nasıl durabilirsiniz ya? Ailenizin yanındasınız. Evinizden uzaklaştırmışsınız. Eşiniz telefona bakmıyor. Niye sizi evden uzaklaştırıyor? Yani mesela şunu yapar. Ya Ayça bitti. Ben artık senin bu davranışından yoruldum. Anlaşmalı boşanalım. Ne seni ne çocuklarımı mağdur ederim. Senin Mersin ailenin yanına bile gitmene gerek yok. Antalya'da sana bir normal düzen kuralım. Bak çok insani. Hani bu evet, evliliği sürdürmeyelim evet, demek varken. Evet. Bu kadar basit bir... basit ama yani tabii ki kolay da bir süreç değil. Böyle bir çözüm varken niye sadece sizi fiziki anlamda bulunduğu şehirden uzaklaştırıyor? Bağlanıp kendine söz hakkı var Esra Hanım. Bağlanmasını istiyorum zaten. Vardır. Ses kaydına dönmek istiyorum. Ses kaydına Ayşenur Hanım'la bir konuşması olduğunu, bunu boşanma davasına delil olarak sundunuz mu? Şöyle bir şey, devamını anlatayım. Ayşenur'a... Çok basit sorularıma cevap verin, anlamaya çalışıyorum. Tamam. O ses kaydında Ayşenur Hanım'la ne bileyim duygusal yakınlaşmanın olduğu bir, ifadelerin olduğu bir iletişim var mı? Var. Var. Var, evet. Yani birbirlerine hitap şekilleri... Mutlu ol sevgilim diyor. Ve ben neye uğradığımı şaşırdım çünkü Ersin'den ben böyle bir şey beklemiyordum. Kim diyor mutlu ol diye? Ayşenur diyor. Peki bu mutlu ol sevgilim, şimdi insan yakalamak ister, şüphe duyar ya ama yakaladığı zaman da kötü olur. Esra Hanım çok kötü oldum. Yani beklemiyordum keşke... çünkü. Ersin'den böyle bir şey beklemiyordum. Evet. Yani tamam şüphelerim vardı, sürekli şey yapıyordum ama hani tamam gördüm, ettim bazı şeyleri. Ya ben şüpheleneyim ama sen yapma. Yapma. Hani kulağınla duymak çok kötü bir şey. Evet gördüm, biliyorsun ama hani yani Rabbim kimseye yaşatmasın. Kulağınla duymak cidden çok peki, kötü bir şey. Peki ses kaydını eşinize dinlettiniz mi? Bu nedir diye. Dinletmeye fırsatım olmadı. Eşim diyor ki Ayşenur'a ev boş mu diyor. Hayır yani siz bunların hepsini kulağınla duydunuz. Sonra eşinize dinlettiniz mi? Hayır asla eşimi aramadım. Bir tane arkadaşımız, babamın arkadaşı vardı Antalya'da. Abi ben iyi değilim, ne olursun gel dedim. Ne oldu? Anlatacak halim yok dedim. Benim anlatacak halim yok, benim yanıma geldim. Sağ olsun geldi. Sonra abimiz gittikten sonra Ersin eve geldi. Ben eşyalarını alacak, çocuğun kitaplarını bırakacak diye düşünüyorum. Ersin geldi, eşyalarını toplarken hiç ellemedim. Oğlum tableti götürdüğünü fark etmiş. Anne babam tableti aldı deyince biz kavga etmeye başladık. Tableti vereceksin dedim. Tableti götüreceğim dedi. Tablet şirketin dedi.
Evet, ben bunu... Niye o gün tableti almaya geliyor? Çocuğun çünkü eşyası, siz evdesiniz. Evet. Normal bir rutinde, eşiniz başka bir yerde mi yaşıyordu? Hayır. O gün evi terk edeceğim dedi. Ben zaten eve gelmeyeceğim dedi bu saatten ha, sonra. Pardon, eşyaları ses kaydını duyduğunuz geldim. Günün sabahı... Hayır, akşamı. Akşamı. Hı-hı. Ben artık evi terk ediyorum. Evet. Niye evi terk ediyormuş? Geçinmek bir sebep olmalı bakın. Ya ses kaydını siz dinledikten sonra senin Allah belanı versin. Aramadım Esra Hanım hiçbir şekilde. Allah'ından bul, beter ol, al eşyalarını da kapının önüne atıyorum dersin. Çünkü hani şimdi düşünüyorum ve insani tepki bu. Evet. Ya da öncesinde bir şey olmalı ki artık eşiniz size şunu demeli. Ben bu evden gidiyorum. Eşinizin ben bu evden gidiyorum cümlesi kurmasına sebep olan olay ne? Esra Hanım bağlansın kendi söylesin. Hayır hayatım, ben bilmiyorum, ben sana zaten soruyorum. Bu işleri. Şimdi normal şartlarda evet. Her gün eve gelen çocuğuyla olan bir adam o gün gelip evet. De... Karar verdim ben artık bugün evde değilim demez. Ama zaten bizi eve getirmedi 3 ay boyunca. Geldiğimiz zaman da sürekli kavga çıkartıp uzaklaştırma aldınız mı? Hayır almadım. Yani herhangi bir uzaklaştırma, eve girmesin sen evde çocuklarınla yaşa diye. Hayır. Bu tablet savcılıkta ya da boşanma davasında dilli olarak ses kayıtları sunuldu mu? Yoksa eşinizin elinde şu mi tablet? Şu an savcılıkta.